Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün 2022 yılı Temmuz ayına ait bir piyasa videosu yapacağım. Bu videoda sizlere Temmuz ayı itibariyle otomobil almalı mı, almamalı mı bundan bahsedeceğim. Yaklaşık 3 haftadır piyasada bir durgunluk var. Bu durgunluğun nedenlerinden daha önceki videolarda bahsetmiştim ve yaklaşık 3-3,5 yıldır piyasa videoları yapıyorum, hazırlıyorum. Piyasadaki durgunluğun temel nedeni paranın maliyetinin artması demiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Peki, hepinizin sorduğu bir soru var. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Biz otomobil alalım mı, almayalım mı? Piyasada çokça fazla bilgi var. Otomobil fiyatları düşecek diyor kimisi. Kimisi otomobil fiyatları yükselecek diyor. Bu yüzden insanlar parası olsa dahi zaman zaman çekimser davranabiliyor. Biri de geçtiğimiz aylarda biz İlanlardaki otomobillerin çok uzun süreli kalmamasına, temiz ve uygun fiyat otomobillerin çok hızlı bir şekilde satılmasına ve fiyatların çok hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmasına alışmıştık. 3 haftadır bu alışkanlık yerini biraz daha sakinliğe ve dinginliğe bıraktı. Bu nedenle otomobil alacak olanlar birazcık kafası karışık şekilde diğer yatırım araçlarına yönelsek mi, yönelmesek mi diye düşünüyorlar. İşte tam burada ben de yıllardır olduğu gibi bu sefer de size bir destek vereceğim ve yorumlarımı sizle paylaşacağım. Umarım güzel bir videodur. Hadi başlayalım. Size Sivas'ı gezdirirken sanki arkada oturuyormuşsunuz da birlikte muhabbet ediyormuşuz gibi bir video ile piyasaları yorumlayalım bakalım. Piyasanın durgunlaşmasının en büyük sebebi talebin azalması. Tabii ki talep olursa piyasa hareketli olacak. Talep olmazsa talep enflasyonu da olmayacak ve fiyatlar duranlaşmaya başlayacak. Normal bir ekonomide fiyatlar belki de aşağı doğru inmeye başlayacak. Nereye kadar? Minimum kar miktarına kadar. Ülkemizde bir faiz artırımı uzun süredir olmadı. Fakat faiz artırımı olduğunda ne olacaksa onların hepsi bir bir olmaya başladı. Devlet bankalarından kredi kullanmaya çalışırsanız kredi oranları evet kağıt üzerinde düşük. Fakat istediğiniz miktarda kredi verilmediği zaman istediğiniz ürünü alamıyorsunuz maalesef. Ve vade oranları kısaltılmış olduğu için alacağınız ürünün, bu otomobil de olabilir, başka bir şey de olabilir, başka bir yatırım da olabilir, geri ödemesini yapamayacağınız için bu üründen vazgeçme durumunuz oluyor maalesef. Bugün 1.59 devlet bankalarındaki otomotiv kredi oranı, fakat gittiğiniz zaman kredi vermiyorlar. Bunlardan bir tanesini ben de yaşadım. En yakın oran 2.05'ten başlıyor. 2.05 paranın maliyetinin ciddi oranda artmış olduğunu gösteriyor. Paranın maliyeti arttığı için de insanlar kredi kullanmıyorlar. Kredi kullanmadıkları için de otomobil almıyorlar. Ve bununla beraber piyasada bir nakit problemi de var. Ülkenin neredeyse tamamı enflasyondan korunmak için elindeki nakiti herhangi bir mala bağladı. O yüzden bir nakit kıtlığı başladı ve başladığı gibi de devam ediyor. Bu durum ihtiyacı olan kişilerin otomobil almasına, olmayan kişilerin almamasına neden oldu. Yani talep yarıdan fazla düştü. Çünkü yarıdan fazla talep ihtiyacı olmayanların talebiydi. Yani biraz köşede paramız var, iki kişi bir otomobil alalım veya biraz köşede paramız var, bir otomobil alalım, fiyatlar artıyor, en azından paramız erimesin, gitmesin diye düşünen insanlar bugün otomobil almaktan uzaklaşıyor. Şu dönem esasında enflasyonist ortamlarda para kurtlarının beklediği bir dönem. Çünkü somut yatırımlar yerine insanların bir kısmı soyut yatırımlar, önünü göremeyeceği yatırımlar veya kendi alanı olmayan, anlayamayacağı yatırımlar yapma fikrine kapılıyor ve bu yatırımları yapmaya başlıyor. Burada da piyasanın kurtları devreye giriyor. O yüzden bilmediğiniz yatırımlar konusunda çokça fazla dikkatli olun ve mümkün mertebe bilmediğiniz yatırımı yapmayın. Peki nakitte mi kalmalı, döviz mi almalı, altın mı almalı yoksa konuta mı yatırım yapmalı? Altın, döviz ve konut benim alanım değil. Aslında bunlarla ilgili de yorum yapabilirim ama bu kanalın ana konusu yatırım alanları değil. O yüzden bu konuda profesyonel olmayan pek kimseye danışmamanızı tavsiye ediyorum. Bunun için de ben de varım. Eğer bir gün size konut yatırımı yapmak için karşınıza çıkarsam beni de dinlemeyin. Ama otomobille ilgili sektörün uzun yıllardır içerisinde olduğum için bir şeyler bildiğimi en azından iddia edebilirim. Şimdi otomobil özeline gelelim. Otomobilde bazı ihtimaller var. İşte bizim kafamızı karıştıran kısım da bu ihtimaller. Kafamızı kurcalayan birinci soru, vergi indirimi olur mu? Eminim birçoğunuz biliyor. Geçtiğimiz ay ÖTV hedeflerinde bir güncelleme olmuştu ve otomobildeki, otomotivdeki hedef de yaklaşık %97 oranında artırılmıştı. Yani devlet bu yıl boyunca otomotiv alanından alacağı ÖTV'nin %97 oranında artacağını söyledi bize. Vergiler artacak demedi. Sadece yılbaşında koyulan hedefin güncellendiğini söyledi. Bu güncellemenin ardından bu hedef nasıl alınacak, nasıl toplanacak, bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi. Vergi kalemleri sadece otomotivde değil, neredeyse tüm ürünlerde artırıldı. Bu da devletin vergi gelirlerine daha fazla ihtiyacı olduğunu gösteren kanıtlardan bir tanesi. Tabii ki bu hedeflerdeki artış kesinlikle ve kesinlikle vergi artışı olacak anlamına gelmiyor. Çünkü
bu yayınlandıktan kısa bir süre sonra elektrikli otomobillerin bir kısmının ÖTV'si indirildi. Yani önce hedef artırıldı, sonra ÖTV indirildi ama sadece elektrikli otomobiller için indirildi. Şimdi burada bir kafa karışıklığı oldu. Vergiler artacak mı, düşecek mi? Peki indirim olur mu? En başta şu konuda anlaşalım. Burası bir siyaset kanalı değil. Ama ülkemizde ekonomiyle ilgili bazı şeyler konuşulduğunda otomatikmen siyaset yapmış oluyorsun. Aslında bu durum böyle değil. Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde ekonomiyle ilgili ettiğiniz birkaç kelam sizi siyasi bir karakter yapmaz. Çünkü ekonomi benim evime aldığım peynirden kullandığım otomobile kadar her şeyi ilgilendiriyor. Hatta benim ruhsal sağlığımı da ilgilendiriyor. O yüzden ekonomiyle ilgili fikirlerimiz olabilir ve bunu birbirimize anlatabiliriz, konuşabiliriz, bazı taleplerde bulunabiliriz. Neden bunu söyledim? Şundan dolayı. Ülkemizde yakın zamanda eğer siyasi bir hareketlilik olacaksa vergi indirimi gelebilir veya vergiler sabit de kalabilir. Bununla beraber vergi artabilir. Fakat bu siyasi hareketliliğin, yani kısacası belki de seçimin ne zaman ve hangi şartlarda olacağına bağlı bir durum. Ama burada şunun garantisini verebilirim. Bir siyasi hareketlilik olsa ve otomotivden alınan ÖTV indirilse dahi siyasi hareketliliğinin hemen ardından bu vergiler artırılmak zorunda. Çünkü az önce söylediğim gibi devletimizin biraz vergiye ihtiyacı var gibi duruyor. Tabii vergi indirimi geldiği zaman otomobil fiyatlarının düşmesine hemen yansıyacak mı? Bu konuda hemen sevinmenizi tavsiye etmem. Çünkü birçok firmada vergi indirimi gelse dahi stok yok. Firmalar bilinçli olarak da bazen stoklu çalışmıyorlar. Bunun en büyük sebebi dolardaki oynaklık. Daha doğrusu kurlardaki oynaklık. Çünkü bir ürüne döviz, herhangi bir döviz birimi, ben ona genel olarak dolar diyorum, 18 liradan veya 19 liradan girdikten sonra ve belli bir sayıda stok yaptıktan sonra dövizin düşmesinin sizin satacağınız fiyatta çok fazla bir etkisi yok. Vergi indiriminin gelmesinin de zaman zaman etkisi olmayabilir. Bu birinci neden de, bu en hafif nedenlerden bir tanesi. Çünkü bu neden atlatılabilen bir neden. Yani malı 18'den aldınız, vergi indirimi geldi. Bununla beraber diyelim ki kurlar da düştü ve bir sonraki alacağınız malı 17'den 16'dan aldınız. Bu sizi belli bir dönem etkiler. Fakat sürecin tamamında sürekli olarak etkilemez. Bu durumu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bahsettiğim gibi elektrikli otomobillere gelen indirimden sonra insanların çoğunun gözdesi elektrikli Hyundai Kona oldu. Bu insanlardan bir tanesi de benim açıkçası. Çok fazla aradım elektrikli Kona. Elektrikli Kona'nın fiyatı 811 bin liraya düştü. 811 bin liradan bu otomobili almanız şu an Türkiye'nin herhangi bir yerinde mümkün değil. Çünkü bugün girin ilan sitelerine, alabileceğiniz ikinci el en uygun Hyundai Kona kazasız belasızsa eğer 1 milyon 100 bin lira. İkinci elde 1 milyon 100 bin liraya satılan bir otomobili siz otomobil bayisi olsanız 811 bin lira verir misiniz? 100 bin lira hava parası alıp 911 bin lira verir misiniz? 200 bin lira hava parası alıp 1 milyon 11 bin lira verir misiniz? Çünkü diğerlerinin hepsi ikinci el. Veya 250 bin lira hava parası alıp 1 milyon 61 bin liraya veya 300 bin lira hava parası alıp 1 milyon 111 bin liraya verir misiniz? Evet, üçüncü tercih biraz daha olası bir tercih. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Her ne olursa olsun gelen ÖTV indiriminden biz faydalanamıyoruz. Bir diğeri de şu detay. Geçtiğimiz yıl yine ÖTV'de bir matrah düzenlemesi olmuştu. Bu matrah düzenlemesinin ardından ben de bir video yayınlamıştım. Teşekkür ediyorum. 900 bin civarında izlendi. Kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi oldu. Çünkü insanların aklındaki soru işaretine net bir şekilde cevap vermiştim. İşte bu videoda öyle bir video olacak. Matrah düzenlemesi olduğunda bir Japon otomobil firmasının otomobili yaklaşık 330 bin liralık satış rakamından 230 bin liralık satış rakamlarına düşmüştü. Fakat ikinci elde 305, 310, 320 bin liradan aşağısı yoktu. Firmalar bu otomobili 230 bin liraya mı vermişti peki bize? Hayır. Bu otomobili 295 bandına alanlar öpüp başına koymuştu. Yani ikinci el piyasası sıfır piyasasını desteklemişti bu kez. Çünkü bunu satacak olan yetkili satıcı demişti ki, yahu ben elimdeki parayı deli miyim sana vereyim, ben kazanamadım sen kazan mı diyeyim. Bununla beraber bu bayiler ne yapmışlardı? Birazcık otomobil stoklamışlar, gücünün yettiği kadar tabii ki, veya satarken üzerine ciddi oranda paralar almışlardı. Bu paralar alınamadığı takdirde bu otomobiller bayi çalışanlarının üzerinden bayilerin ikinci el kısmına devredilmiş ve ikinci el olarak piyasanın normal seyrindeki fiyatına satılmıştı. Yine olmazsa tabii sırada galeri esnafları var. Sıfır otomobil satan esnaflar. Yine mi tutmadı? Çevresi geniş olan alsatçı abilerimiz var. İşte o abilerimiz bu otomobilleri almıştı sorgulamadan. Yani ÖTV indirimi veya herhangi bir matrah düzenlemesi fiyatlarda indirim anlamına gelmemişti.
Belki vatandaşın az bir kısmı 10 bin lira, 15 bin lira civarında bu indirimden faydalanabilmişti. Fakat indirimin miktarı 10-15 bin liradan çok daha fazlaydı. Peki bu vergi indirimi konusunda biraz daha ısrar edilir ve ciddi yaptırımlar uygulanırsa ne olur? Tabii burada siyasi hareketlilik ve onun ardından gelecek olan bir indirimden bahsediyoruz. Siyasi hareketlilik olacaksa yüksek ihtimalle çalışanların maaşlarına da zamlar olacak. Ve artan maliyetler var. Yakıt fiyatlarından dolayı nakliyeler artmış durumda. Ham madde kaynaklı otomobil fiyatları artmış durumda. Şu an Rusya ve Ukrayna'daki savaşın ardından birçok dünya markası hala daha çok küçük parçalar nedeniyle otomobilleri tezgahlarına koyamama durumunda. Geçenlerde bir Mercedes çalışanıyla görüştüğümde bana Mercedes testlerin küçük bir kumaş parçasının Rusya'da üretildiğini ve küçük bir plastik parçasının da Ukrayna'da üretildiğini, bu parçalar temin edilemediği için otomobillerin satışa sunulamadığını anlattı. Bununla beraber dünya genelinde satışa sunulan otomobil sayısında bir düşüş var. Tabii çip krizi de birazcık çözülmüş olsa da cabası. Bunlar alt tarafta maliyetin kaynayarak yukarı doğru çıkmasına sebep olan etkenler. Bununla beraber çalışanların ücretlerinin artması da otomobil fiyatlarının üzerine eklenecek bir diğer husus. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satış yapan yerli üretim otomobillere ait fabrikaların yöneticileri işçilerine %120'ye varan zamlar yaptı. Aslında o zamları biz yaptık. Çünkü otomobil alırken parasını biz ödeyeceğiz. Bunları hesaba kattığımız zaman sektörde fiyatın düşmesi çokça zor gibi duruyor. Tabii burada bir sıkıntı daha oluşuyor. Diyelim ki ÖTV indirimi geldi ve otomobil almak biraz daha kolaylaştı bize, biraz daha yaklaştı. Burada ülkemizde üretilen otomobillere çok fazla ilgi olmadığını göreceksiniz. Çünkü fiyatlar aşağı indikçe yurt dışında üretilen ben dahil birçok insan otomobilleri daha çok sevdiği için, daha kullanışlı, daha konforlu, daha güvenli ve daha kaliteli bulduğu için bu otomobilleri satın alacaklar. Burada ülkemizde en çok binek satan firmalardan bir tanesi olan Honda da artık Türkiye'de üretilmiyor. Fiat, Toyota, Hyundai gibi markalar daralmış bir pazarda biraz daha az kişiye hitap edecek şekilde kalmış durumdalar. Bu durumda yurt dışından gelen otomobiller daha fazla talep göreceğinden dış ticaret açığının biraz daha fazla artacağını göreceğiz. Bu da ekonomimize olumsuz şekilde yansıyacak. Yani vergi indiriminin önündeki en büyük etkenlerden bir tanesi dış ticaret açığı. Bu nasıl açılacak? Bu zor açılacak bir durum. Tabii bunlardan konuşmamız, bunları anlatmamız gerekiyor. Yani fiyatlar inse dahi Türk lirasında biraz daha değer kaybı olacağından tekrar artma durumu olacak. Peki bunu azaltmak için ne yapmak gerekiyor? Bunu azaltmak için bir güven ortamının oluşması gerekiyor. Katma değerli ürün üretimi gerekiyor. Sapa sağlam, arkasında çok güvenilir bir devletin desteği olan firmalar gerekiyor ve yasayla korunan müşteriler olması gerekiyor. Tabii bir de katı kuralları olan bir kalite kontrol süreci. Katma değerli ürünleri bu şekilde ürettiğiniz zaman dış ticaret açığı vermeyeceksinizdir belli bir süre sonra. Tabii bu da bir süreç ama önce ne üreteceğinizi bulmanız gerekiyor. Ben TOG ilk çıktığında yaptığım videoda bence pil yapsalar daha güzel olurdu demiştim. TOG'u kesinlikle ben de çok merakla bekliyorum. Çok zor bir proje. İnşallah başarılı oluruz. Çıktığında da gücümüz yeterse biz de destek vermek için alırız. Bir otomobil olarak Türk malı bir otomobile binmeyi ben çok isterim ama tabii burada daha çok gelir getirici, benim kafam ticarette çalıştığı için böyle söylüyorum, daha çok gelir getirici ürünler biraz daha mantıklı olurdu gibime geliyor. Şimdi tabii bu tarz şeylerden bahsettim, güvenilirlik, işte devlet desteği falan dedim ama şöyle bir örnek vereyim size. Siz Türkiye'de üretilen herhangi bir teknolojik ürüne mi daha çok güveniyorsunuz, yoksa Amerika, Asya ve Avrupa pazarından gelen ürünlere mi daha çok güveniyorsunuz? Mesela bugün bir matkap alacağınız zaman Alman markası tercih ediyorsunuz. Bir telefon alacağınız zaman Asya veya Amerikan markası tercih ediyorsunuz. Yazılımda yine Amerikan markalarını tercih ediyorsunuz. Bunun en büyük sebebi ne? Güven ve teknik destek ve müşteriye verilen kıymet. Bugün bir Apple telefon aldığınızda bazen olmadık bir şey başınıza geldiği zaman firma telefonu bile yenileyebiliyor. Bu da çok hoşunuza gidiyor. Bazı Çinli firmalar bile güvenilirlik konusunda oldukça üst sıralarda yer alıyor. Mesela DJI firması. Benim de bir drone'um var. Geçtiğimiz günlerde bir YouTuber arkadaşının drone'u kayboldu. Havada uçmuş gitmiş. Mail attı, yenisini gönderdiler. Mesela güvenilirlik ve teknik destek böyle bir şey. Bunu sağlayabildiğimiz zaman ürettiğimiz ürünler daha çok tercih edilebilir olacaktır. Tabii ürünün konforu da önemli. Şimdi gelelim Türkiye kültürüne. Ya o olsa bu olsa, vergi indirimi olsa neler olur, onlardan konuştuk. Bunların tamamı benim fikrimde. Geçtiğimiz günlerde ikinci
özel otomobilin ülkemize gelmesi, galeri esnafının vadeli otomobil satması gibi saçma sapan fikirler ortaya atılmıştı. Bunlarla ilgili de çok ciddi sözler söyleyip çok fazla izlenmiştik ve çok beğenilmiştik. Bu konuda da benim fikrim bu yönde olursa yüksek ihtimalle bu şekilde olur. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Evet, gelelim biz şimdi Türkiye geleneğine. Türkiye geleneğinde ne olur? Az önce bahsettiğim gibi siyasi hareketlik olursa mümkün mertebe vergi indirimi olur. Olursa bayi, esnaf, sonra çevresi bol olan alsatçı abilerimiz para kazanır. Biz de belki %3, %2 civarında bir para kazanmış, yani uygun fiyat ürün almış oluruz. Bununla birlikte kredi oranları düşer ve vadeler uzar. Yani piyasaya para basılır. Bu durumda tekrar talep enflasyonu oluşturur. Yani piyasadaki eğim şöyle olur. Çok az grafik aşağı iner, sonra tavana doğru çıkmaya devam eder. Otomobil firmalarının bir kez daha yıl sonuna otomobil kalır mı, satılmayan otomobilimiz olur mu acaba diye bir derdi kalmaz. Çünkü talep fazladır, istediği fiyattan satar. Diyelim ki tam tersi oldu ve bir durgunluğa girdik. Yani bir faiz artışı oldu. Hani olmaz da. Ülkecek birkaç yıl sancı çekeriz. Birkaç yıl canımız sıkılır. Birkaç yıl istediğimiz ürünleri almayız. Ama tabii bununla beraber altyapıda bir şeyler yapmak lazım. Tarım, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok şeyi üretebilir hale gelmemiz lazım. Yatırım için, otomobil alıp satmak için, ev alalım mı acaba diye düşünmek için kafa patlatmayız. En azından bu olur. Ya deriz ki kardeşim tamam, paramız var, paramızın değeri de belli bir oranda. Düşük veya yüksek ama belli bir oranda. 3 aşağı 5 yukarı. Çok riske atmaya gerek yok. Biz yolumuza bakalım, ailemizle ilgilenelim. Çünkü insanların birçoğu da artık böyle maddi konulardan dolayı aileleriyle bile ilgilenemeyecek durumda. 2 iş, 3 iş, 4 iş yapmak zorunda kalmayız. Birçok insan birden fazla iş yapmak durumunda kalıyor. Ve bununla beraber katma değerli ürün üretimine başlarsak da ve bunları satmaya başlarsak da 2 sene, 3 sene sonra biraz daha rahat bir ekonomiye sahip oluruz. Neyse, hadi biz tekrar konumuza dönelim. Bak beni bu konularda konuşturmayın. Çok konuşacağım yoksa. Neyse, ben yine üzerime vazife olmayan konularla ilgili de konuşmaya başladım. Burada konuşmayı keseyim ve bu işin nasıl düzeleceğinden bahsedeyim size. Bu iş şöyle düzelir. Oturduğu koltuğu hak etmeyen, yeteneksiz ve özgüvensiz koltuk sevdalıları o koltuktan kalkmadan düzelmez. Gerçekten o koltuğu hak eden, 40 defa oradan indirseniz de özgüveni, zekası ve yeteneğiyle o koltuğa tekrar çıkabilecek kapasitede olan, ailesiyle beraber ülkesi için çalışan insanlar o koltuklara oturduğunda düzelmeye başlar. Devlet dediğimiz şey bütün olarak bir sistemdir. Bütün olarak sistemi bozarsanız koltuklar çoğalır. Özgüvensiz ve yeteneksiz adamlar onların üzerine otururlar. Sonucu da böyle olur. Bahsettiğim konuların acısını size yansıttığımdan çok daha fazla yaşıyorum. Atamız bu ülkeyi biz gençlere emanet etmiş. Yeter kadar sahip çıkabildiğimizi de açıkçası düşünmüyorum. Beni desteklemeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı da unutmayın. Bir Türk genci olarak benden sonra gelecek olan nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyorum. Bu bahsettiğim şeyleri de bu yüzden konuşuyorum. Bu arada Türkiye'de otomobil satışı fazla değil. Onu da söyleyeyim size. Avrupa sıralamasında 31 ülkede 29.yüz, haberiniz olsun. Yani öyle çok büyük bir pazar falan değiliz. Mesela bizle aynı nüfusa sahip olan Almanya 4. sırada. Hani bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Piyasanın nereye doğru yönleneceğini az çok tahmin etmişsinizdir. Aşağı doğru bir eğilim yapılsa dahi suni yapılacağından tekrar yukarı doğru çıkacaktır demek istedim kısaca. Bunu tüm etkenleriyle anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.